anlamlı ve değerli 3 puandan sonra bugünkü karşılaşma bizim için aslında sezonun hani birkaç tane oynayacağımız final maçından bir tanesi gibi değerlendirdik. Fakat ilk devreyi maalesef aldık, buruşturup çöpe attık. Yani böyle herhalde sezon başından beri oynadığımız, kaybettiğimiz Manisa ve Eyüp maçı da dahil olmak üzere en kötü 45 dakikalık performans diyebiliriz. Tabii bunun sebeplerini kısa geçmek istiyorum. Bir defa karşımızda hakikaten iyi bir takım vardı. Yani ligin baktığınız zaman hem kadro kalitesi ve zenginliği açısından hani 4-5 tane iyi takımından bir tanesi. Çorum FK'nın deplasman karnesine baktığımız zaman da yani tam bir deplasman takımı gibi görünüyorlar ve oynuyorlar. Ve bunda da başarılı oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir takıma karşı hem ofansif olarak üretkenlik içerisinde olmak hem de defansif anlamda bir kalite ortaya koymak açıkçası bizim için zor oldu. Tabii oyuncu yapımıza baktığımız zaman özellikle öndeki altılı oyuncumuz top geldiğinde oynayabilen ve top rakipteyken de zafiyet gösteren oyuncular yani bir iki tanesine çıktığımız zaman genel anlamda böyle bir sıkıntımız var. Dolayısıyla burada biz topu ne kadar ayağımızda tutup rakibe vermezsek yani o kadar rakipten topu kazanmama gibi bir oyun ortaya çıkıyor. Ama bugün maalesef birçok topu çok kolay verdik. Çok basit pas hataları yaptık. Ve dolayısıyla rakibimizin de işini kolaylaştırdık. Dönüşlerimiz çok yavaş oldu. Top kaptırdıktan sonra reaksiyon gösterip baskı yapamadık. Geçen hafta çok iyi yaptığımız işlerden bir tanesi önde baskıydı. Onu bugün aynı şiddette gerçekleştiremedik. Orta sahadaki adam paylaşımımız kötüydü. Özellikle tabii kaptırdığımız toplarda geri dönüşlerimiz çok yavaş olduğu için ilk devre açıkçası maçın bir başındaki bir 10 dakikalık bölümü çıkarsak bizim adımıza sıkıntılı geçti diyebiliriz. Devre arasında tabii bazı hamlelerimiz oldu. Ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç oldu. Yani oyuncularımız da içeride hem kendileri durumu nasıl toparlayabiliriz diye birbirleriyle istişare ettiler. Hem biz gereken şeyleri onlara söyledik, sıkıntıları söyledik. Bunu gidermek için neler yapmamız gerektiğini anlattık. Ve sağ olsun bu hem değişiklik hem de oyuncularımızın bu mahcubiyeti ikinci yarıya bir onların reaksiyon göstermesine sebep oldu. İyi başladık, top oynamaya başladık. Kocaeli Spor gibi oynamaya başladık. Sonrasında topu, oyunu elimize geçirdik. Ve pozisyonlarda bulmaya başladık. Golü bulduk. Golle beraber direkten dönen toplarımız var. Pozisyonlarımız var. Şutlarımız var. Kalecinin çıkardıkları var. Yani bu kötü ilk yarıdan sonra aslında iyi olan bir şey bu kadar ani reaksiyon gösterip çok kötü bir oyundan iyi oyuna geçebilmek de bir bence bizim adımıza olumlu bir şey. Sonuçta tabii kazanmamız gereken bir karşılaşmayı iki hafta önce Gençler Birliği karşısında nasıl son dakikalarda verdiysek bugün de futbolun şanslı tarafı bizimle beraber oldu. Ve bence ikinci yarıda ortaya koyduğumuz mücadele ve oyunun karşılığında hak ettiğimiz 3 puanı aldık diyebiliriz. Sadece bazen böyle oluyor, talihsizlik olabiliyor. Ceza sahası içindeki doğru tercihler. Vuruştaki biraz becerilerimizde biraz eksiksiz kaldık. Aslında 16 bugün attığı golle 17 tane gol atan bir takım. Bugün dediğim gibi bu anlamda arkadaşlarımız biraz talihsizlik yaşadılar. Onun dışında takım savunmasından bahsedersek takım savunmasını da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Fena bir oyun olmadı bizim açımızdan. Bu kısa dilimde gelebilecek nokta açısından ileride bu takım bize neler verebilir, ne mesajlar verebilir diye bir baktığımızda bu takım gerçekten
iyi şeyler yapacaktır. Bunlar tabii ki oynayan veya oynamayan oyuncular diye ayırdığımızda sakat oyuncularımız da bunlara dahil olunca biraz bugün sıkıntı da yaşadık ama zaten futbol takımları bunun için 23-24-25 kişilik kadrolardan kuruluyor. Bugün oynamayan yani sakat olup da bizim yanımızda olmayan arkadaşlarımız yerine oynayan oyuncular gerçekten ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Bu bizim takım olduğumuzu gösterdiler, güçlü bir takım olduğumuzu gösterdiler. O anlamda ben oyundan memnunum, mücadeleden memnunum. Ama bazen 95. dakikada ya da son dakikada siz atıyorsunuz. Çok ciddi bir, çılgınca bir sevinç oluyor. Ama bu oyunun doğasında var. Emek harcıyorsunuz, bir hafta boyunca geliyorsunuz veya kendini fark etmez. İşte yediğiniz zaman da çok üzülüyorsunuz. Ama şöyle, ne çok 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 mutlulukları uç noktada yaşamak ya da sevinçlerde yerin altına kafayı sokup da enseyi karartmak bence bu doğru değil. Olgun insanlar, olgun bireyler gibi bu şu andaki karşılaşmanın üstesinden geleceğiz. Arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarıma da ben bugün bunu söyledim. Sezon sonu hedefimiz var. Bugün kimseye kupa vermiyorlar. Evet, bir başarı yakalıyorsun. Ama sezon sonu geldiğinde gelebileceğimiz nokta güzel bir nokta olarak istediğimiz bir noktada bitireceğimizin sinyallerini bugün verdiler. Kocaeli tarafından da, Kocaeli Spor tarafından da tebrik ediyorum. İyi bir seri yakalandı. İyi bir galibiyet serisi, yani yenilmezlik serisi yakalandı. Şehir bütünleşmiş, taraftar iyiydi. O anlamda zevkli bir karşılaşma oldu diye düşünüyorum. Biz çünkü savunma yapmaya gelmedik buraya, zaten görmüşsünüzdür. Savunma yapmaya çalışan takım kendi kalesinden pas yaparak çıkmaya çalışmaz bu seyircinin önünde. Ama her çıkışımızda da karşı kaleye gidebildik ve başarılı olabildik. Bu açıdan bugün buraya gelen Çorum Spor taraftarlarının da bize desteklerine devam etmesini istiyorum. Bence zaman geçirme hiç yoktu. Gerçek sakatlıklardı. Hatta 1-1 yakaladıktan sonra, 1-0'ı Kocaeli Spor'u yakaladıktan sonra da Atilla yattı. Aslında o yatma da değildi. Onunki de sakatlıktı. Yani bu şekilde değerlendirebilirsek o zaman aslında biraz daha doğruya ulaşabiliriz. Bizim zaten son uzatmalarla 10 dakikalık bir bölümde biliyorsunuz ki Ahmet İlhan olduğu yere kendini bıraktı. Üst adeli ön gruptaki yapışma yerinde kopma oldu ve o an bıraktı kendini. Zaten son 10 dakikayı 10 kişi oynadık. Bu böyle bir sakatlık değildi. Maçın başında 4. dakikada kalecimiz Ali Türkkan'ın zaten arka adalesi yırtıldı ki 4. dakikada çıkartmak zorunda kaldık. Bu da bizi bir tane oyuncu değişikliğini yapamaya neden oldu yani. O anlamda onun dışında gerçekten hani dikkat ediyorsanız darbelerden bir iki tane masörün oyuna girdi oldu. Onun dışında yok. Ama diyorum ya şöyle baktığınız zaman oyuna işte 1-0 öne geçildi. Atilla Turan hemen kendini yere bıraktı. Yani bu oyuncu özelinde demiyorum. Yani orada o da sakatlandığı için hani o ihtiyacı duydu. Veya maçın başında o da hepsi bizim oyuncularımız sonuçta. Oyun başında da Geraldo'nun hareketinde de Oğuz'un kendini yere bırakması vardı. Belini tutarak vardı. Yani bu gibi şeyler de olabiliyor. Ama dediğim gibi niyet. Yani gerçekten hani bir darbe yedi, canı yandı da ihtiyaç mı duydu? Yoksa gerçekten oyunu bıraktım. Zaten oyunu eğer bıraksaydı 1-1 iken biz 94-95'te atıyorum sağ bek oyuncuma derdim ki yat. Yani böyle bir şey kabul etmiyorum. Yok yani böyle bir durum.